Galatasaray'da hedef yeniden Tielemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı son villaya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tielemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tielemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tielemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Tielemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tielemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tielemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Barış Alper Yılmaz itayanların kıskacında. Serie A temsilcisi Lazio, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'la 8 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varan İtalyan ekibi, Barış Alper'i ikna etmeye çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansa dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Aslan, genç forvet için 2021-2022 sezonunun başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz 7 kez A milli formayla şans buldu. 3. ligden transfer edilmesine rağmen kısa sürede müthiş bir gelişim kaydeden 23 yaşındaki futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Ajax ve PSV'nin de devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, daha önce de isteyip alamadıkları Portekizli yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan El Nassr, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası. Wilfried Zaha, Angelinho, Hakim Ziyech ve Tete gibi dev transferlerle şampiyon kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre sarı kırmızılılar Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Fofana'nın sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferi 10 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. İngilizlerden Sacha Boey Kanja. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız beki Sacha Boey, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boey yeni sezonda oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Bir Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı.
Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız yıldız stoper Sasha Boye ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier Lig'den pek çok talibi olan Boye'in Sarı Kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boye'in maaşı 500 bin Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya çıkarılacak. Böylece yıldız savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bilindiği gibi Sarı Kırmızılılar Boye'yi 2021 yılında 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Sasha Boye için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon Euro. Galatasaray'a de piyango, tam 7 milyar. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Sayısal olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan Sarı Kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Galatasaray'da Tete 25 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Brezilyalı genç yeteneği takip eden iki isim de Galatasaray'dan. Kanguy Ndombele ve Wilfried Zaha 22'şer milyon euroluk değerleriyle ikinci sırayı paylaşıyorlar. Yapılan transferlerle kadro değerine tam 150 milyon euro ekleyen Galatasaray'ın toplam takım değeri ise 239 milyon euro. Yani yaklaşık 7 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine Icardi'yi saymazsak 4-5 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray, oyuncular birbirlerine alışana kadar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse, rakiplerinin vay haline. Peki siz bu transfer deneme hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin.